Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Habertürk canlı yayınında Güntay Şimşek ve Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünleri sunan Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın süpersonik hızlarda seyir yapacağını açıkladı, 5. nesil savaş uçaklarında Super Cruise diyoruz ona. Süpersonik hızda savaşabilmesi gerekiyor. F-16'lar ve 4. nesil Eurofighter veya Rafale Fransız uçakları Super Cruise yapamıyorlar. Savaşacakları zaman subsonik ses altına iniyorlar, yani saatte 8 ila 9 kilometreye iniyorlar, savaşıyorlar, kaçmak istedikleri zaman süpersonik çıkıyorlar. Motorlar 2 kademe oluyor, 1. ve 2. İkinci çalışıyorlar, ikinciyi çalıştırdığın zaman bu sefer süpersonik oluyor ama yakıtı yutuyor çünkü verimli değil, güzel yapılmamış. O da 7-8 dakika uçabiliyor. Bizimki saatlerce uçuyor, süpersonik uçuyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde TRT Haber yayınına konuk olmuştu. Bahse konu yayında sektördeki projeler hakkında açıklamalarda bulunan Demir, Milli Muharip Uçak hakkındaki son gelişmelerden de bahsetti. Demir şu ifadeleri kullanmıştı: onay verecek arkadaşlarımızın onayı sonrası uçacak. Hedefimiz en kısa zamanda uçması, bir seneyi bulabilecek bir süreç. Onu da geçebilir. Uçuş meselesi çok kritik. Gerek milli muharip uçak gerek helikopterlerimiz için olsun motor geliştirme projelerimiz devam ediyor.